Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber biten ürünlerimi inceleyeceğiz. Bu sefer ne sepet ne de gratis poşetiyle uğraştım. Direkt çöp poşetine doldurdum bütün ürünlerimi ve bence böyle daha mantıklı oldu. Çünkü gratis poşetine koyup kapak fotoğrafı çekildiğim zaman gratis alışverişim videolarıyla karışabiliyor oluyor. Bu şekilde artık bitenleri çöp poşetine toplarım diye düşünüyorum. Görüntü olarak çok iç açıcı olmasa da hepsi karışık bir şekilde bunun içinde toplu duruyor en azından. Belki bir öncekilerden bile fazla ürün olabilir içinde. Zaten bazılarına aşinasınızdır. Bazıları yeni eklenmiştir. Öyleyse başlayalım. Şimdi bende en görmeye alıştığınız ürün olduğunu düşündüğüm ürün budur. BB Beauty'nin toz kahveli vücut peelingi. Benim için bu bir paketi 4'te bölünebiliyor. Yani 4 kere kullanıma uygun olabiliyor. Bütün vücudumda kullanıyorum. Batıkları çok güzel çıkardığını düşünüyorum. Ama her zaman söylediğim gibi tekrarlatacağım bunu. Çok iri tanecikleri var. İçerisinde çok iri deniz tuzu taneleri var. Cildiniz hassassa, işte yani yara varsa, bir şey varsa, herhangi bir iritasyon varsa ya da iri tanecikler vücudunuza zarar veriyorsa kullanmanızı asla tavsiye etmem. Bir diğer aşina olduğunuz ürün Johnson's. Ya Johnson's alıyorum ya Dalin alıyorum. Yüzümü önce makyaj temizleme suyuyla temizliyorum. Ardından Dalin ya da Johnson's'la, yani bir bebek şampuanıyla yıkıyorum. Güzelce böyle gözlerimi de yıkıyorum ve göz makyajını çok iyi çıkarıyor. Daha sonrasında da normal yüz temizleme jelime geçiyorum. Yani bu şekilde adımları tekrarlıyorum aslında. Hep bitirdiğim ürünlerden biri de o yüzden bebek şampuanı oluyor. Rimmel'in 24'lü ağdası. Ya hassas tüyler için olanı alıyorum. Yani hassas ciltler için olanı alıyorum. Ya da bu versiyonunu alıyorum. Ağda da şu sıralar favorim bu. Bunda çünkü çektiğiniz zaman ağdayı içinde ağda kalmıyor. Yani komplesi geliyor. Yarısı kalıyor, yarısı kalmıyor. Öyle şeyler yaşamadığım için hep elim buna gidiyor bu sıralar. Hatta en sevdiğim bu oldu diyebilirim ben. Johnson's'ın duş jelleri. Ya ben duş jeli kullanmayı çok uzun zaman önce bırakmıştım ama yazın yaşadığım bir sorundan dolayı tekrar duş jeline döndüm ki cildim kurumasın diye. Yani nemlendirsin diye. Çok güzel kokuyor. Gül kokusunu seviyorsanız, gül suyu kokusunu seviyorsanız kesinlikle duş. Gerçekten buram buram gül kokuyor. Ya ben çok sevdiğim için bunu da çok sevdim. Dönüp tekrar duş jeli almaya karar verirsem, şu an sabuna döndüm. Sabundan sonra duş jeli istersem gene Johnson's'tan devam edeceğim kesinlikle. Selenez'in yüz temizleme jeli. Altında çok azıcık kalmış görüyorum şu an ama bunun bir tık tarihi geçmişti. Ömrü 6 ay mı? Evet, 6 ay ve ben bunu yazın almıştım. Bir ayı geçirmiş bir tarihi geçtiği için atıyorum bunu da. Çok beğendiğim bir temizleme jeli olmadı ama şu yönden düşünüyorum. Cildimde herhangi bir sivilcelenme yapmadı. Yağlı ve karma bir cilde sahip olsam da kurumuş bir, yani yüz yıkama jelinden sonra kurumuş cilt etkisini sevmiyorum. Yani kurutmasını istemiyorum kullandığım yüz yıkama jelinin. Ve bu gerçekten kurutan bir ürün. Ürünleri çok fazla beğenmeyince ya da böyle işte şey yapmayınca, içime sinmeyince de sivilce yapıp iritasyona sebep oluyor mu diye kıyaslıyorum. Eğer bunların hiçbirini yapmıyorsa kullanmaya devam ediyorum. Yani bir sıkıntı yaratmadı ama kurutmuş halini beğenmedim. Bioderma'nın Ataderm serisinden vücut nemlendiricisi. Hem vücut hem de yüz içinde kullanılıyor galiba bunlar ama ben sadece vücut için kullandım. Belki kessem içinde daha ürün vardır, yani bitti aslında. Ama hani kesip kullanabilirdim ama bunun da tam 6 ay ömrü var ve bu da böyle 20 gün falan geçmişti 6 ayı aldığım tarihten. Ya ürünlerin tarihlerine de bu arada şeyden bakıyorum. YouTube videolarımdan bakıyorum. Hani neyi ne zaman almışım, ona göre tarihi geçti mi geçmedi mi anlıyorum. Kullan, bir şey olmaz derseniz kesip kullanırım ama cilt ürünlerinde buna daha çok dikkat ediyorum. Tarihi geçtiği zaman atmaya daha çok özen gösteriyorum. Çok güzel emiliyor, yumuşacık yapıyor, yağlı his bırakmıyor. Hiç ağır bir ürün değil. Gerçekten yapısında, nemlendirmesine çok beğendim. Kokusu yok, yani öyle bariz bir kokusu yok. Vücutta çok bir koku bırakmıyor. Çünkü kendisi de dediğim gibi kokusuz. Çok iyi bir nemlendirici olduğunu söyleyebilirim. Benim klasik dip boya yaptığım boyadır. Şimdi arkaları da biraz bununla açmaya çalışıyorum eşitlensin diye. Normalde rahatsız olmuyordum ama örünce toplayınca falan şu arkaları hiç boyasızdı benim. Biraz böyle sırıtmaya başladı gözüme. Buraları da bununla açmaya başladım ve hani iyi bir tona getiriyor. Açıcısız da olsa bu saçı açıyor diyebilirim.
Ama tabii hani açıcı kullanmadığınız için sarı bir ton elde etmiyorsunuz. Bir tık daha turunculaşıyor. Ama ben turunculaşmayı da sevdiğim için zaten içine ekstra turuncu boya katmıştım. Saçımın tamamını boyarken. Şu an sadece dip boyası. Bununla hep yapıyorum. En uygun fiyatlı kullandığım ürün bu benim boya olarak. Hiç kutu formdaki boyaları almıyorum. Restorex'in dolgunlaştırıcı bakım şampuanı. Bu gerçekten saçı dolgunlaştırıyor. İnce telli, hacimsiz saçlarınız varsa kesinlikle öneririm. Benim saçım normalde gerçekten kalın telli ve kabarık bir saç. Yani kabarıktan da ziyade kalın telli ve çok gür bir saç. Bunu kullandıktan sonra biraz daha böyle kabardığını hissettim. Yani dolgunlaştığını kesinlikle hissediyorsunuz. Ama benim bu dolgunlaşmaya ihtiyacım yok yani saçımda. Eğer ince telli saçlarınız varsa bir tık daha dolgun dursun istiyorsanız ben bunu öneririm. Bence gerçekten dolgunlaştırıyor. BB Beauty'nin maskeleri, saç maskelerinde en sevdiğim maskelerden gene. Bazı maskeler var. Böyle sürüyorsunuz, yıkasanız bile o saçta böyle yapış yapış bir şey olarak kalıyor saçta. Kesinlikle saçta kalmıyor. Çok güzel yumuşatıyor. Keratinlisinin de bence saçı elektriklendirmeden düzleştirme özelliği var. İlk kullanımda da bunu görebiliyorsunuz. Ya şöyle bir düzlük sağlıyor. O yüzden çok severek kullanıyorum. Ya ben duş jelinden sonra sabuna geçmek istedim. Ve doğal olabileceğini düşündüğüm için Edirne'deki pasajlardan bir sabuncudan sabun aldım. Ama alırken oranın ışığı ve oranın şeyiyle görmedim. Sabun o kadar kötü bir halde ki kullanmadan direkt attım bunu. Neden açık sabun aldığımı da anlayamadım. Yani normalde bir sabunun en azından bir streçle sarılmış olması falan gerekiyor bence. Ama bu sarılmamıştı. Direkt böyle duruyordu tezgahta ve ben gidip neden bunu aldım bilmiyorum. Başka sabuncu yokmuş gibi ilk gördüğüm yerden açık da olsa sabunu aldım. Bu da keçi sütlü sabundu sanıyorum ki. Güzel bir doğal sabuncudan sabun alacağım kesinlikle duşta kullanmak için. Ama o sabun bu sabun değil yani. Bunu direkt atıyorum. Bir rojelere geçelim. İkisini bir konuşuruz zaten. Ben şöyle Sebo Natural mi? İkisi de. Aynı seri. Sebo Pure Vegetal. İkisi de aynı seriden. Şöyle nemlendirici ve tonik almıştım. Toniğin de şu kadar var zaten görüyorsunuz. Bu da belki 2 kullanımlık falan gider. Şimdi önce ben nemlendiriciden bahsedeceğim. Nemlendirici ve bunu aldığım zaman yanında tester olarak bir nemlendirici krem seçmiştim ben. O da şu. Ya bunlar farklı mı onu anlayamadım ben. Şu krem. Ya bu küçücük olmasına rağmen bana bayağı 2 hafta falan yetti nemlendirici olarak. Yapısını o kadar çok beğendim ki. Ben nemlendirici kremlerde ağırlık hissi sevmiyorum. Sürdüğüm zaman cildimin onu direkt emmesini seviyorum. Emdiği zaman nemli tutmasını seviyorum. Yani emip kupkuru yapmayacak, emince nemli tutacak. Yani nemli hissedeceğim ama baktığım zaman yüzümde yağ görmeyeceğim. Öyle nemlendiricileri seviyorum. Bu yüzden hep Neutrogena'nın yağsız nemlendiricisini kullanıyordum. Bu da onun aynısı. Aynısıydı yani benim için. Yapısı çok güzeldi. Ben bunun testleri sandım. Bunu açtım önce bunu kullandım. Bu çok güzel olunca bunun devamı sanıp mutlu olmuştum hatta. Ama bu farklı bir krem çıktı. Bu beyaz bildiğiniz böyle hafif silikon yapıda bir kremdi. Bu sarı ve süt kıvamında bir kremdi. Yani sıktığım gibi direkt böyle akıyordu. Bunu çok beğenmedim. Yapışkanlık hissi hissettim. Yani sürdüğüm zaman nemli ve böyle güzel hissettirmedi bana ama kullandım yani bitirdim. Zaten o kadar çabuk bitti ki bir ayda falan bitmiş olabilir bu. İçi böyle tüpünün içinin yarısı havaymış yani ürün neredeyse şurada falanmış. Benim için en çabuk biten nemlendirici bu oldu. Sivilce yapmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Gene sivilce ve iritasyonun sebep olmadığı için devam ettim kullanmaya ama tekrar asla almam bunu. İkisinin arasındaki fark sanırım şuradaki yazılarında gizli ve ben buna dikkat etmedim ama şunu atmayacağım. Bunun büyüğünü kesinlikle alırım. Aklınızda bulunsun benim gibi bir nemlendirici seviyorsanız. Şimdi şunu şöyle yakından göstereyim. Bu benim çok bayılmadığım bir ürün. Şu da atmayıp bunun büyüğü varsa direkt bundan alacağım bir ürün. Aynı seri içinde farklı nemlendiriciler olabilir.
Ben toniklerini çok beğeniyorum Yves Rocher'in. Ablam hep alırdı, hep ondan denerdim zaten. Aydınlatma etkili olan böyle pembeli beyazlı ambalajlı toniği falan da gayet güzel. Tonikleri gerçekten başarılı oluyor. Bir ürün alacaksanız Yves Rocher'den ve tonik kullanmayı seviyorsanız kesinlikle toniklerini öneririm. Ben bunu ilk kullandığım zaman bunun içerisinde aloe vera var. Aloe verayı ben cildimde çok sevmiyorum ve hafif sivilce yapacakmış gibi hissettim ve hatta bunu sanıyorum ki videoda da söyledim. Bu bende sivilce yapacak gibi duruyor ama kullanıp deneyeceğim diye. Hiç sivilce yapmadı. Çok güzel temizliyor. Makyajınızı isterseniz 5 kat temizleyin. Gene de pamukla üzerinden geçtiğiniz zaman kalıntıları toparlıyor ve temizliyor. O yüzden çok beğendim. Bir tane kağıt maske. Ben bunu üçlü almıştım. Niacinamide'de ampul kağıt maske. Yağlı ciltler için Garnier'in. Çok beğendim. Niacinamide içeriğini ben çok seviyorum zaten. Sivilcelerde falan etkisini gerçekten gördüğüm bir içerikti. Klasik kağıt maske. Çok iyi nemlendiriyor. 3 tane kullanımda tabii ki hani herhangi bir sivilce ya da leke sorununu çözemez. Ama güzel bir etki olduğunu ve içeriğinin iyi olduğunu bildiğim bir kağıt maskeydi bu. Gliss'in saç bakım ısıya karşı korumalı saç spreyi. Ya ben bu serisini çok seviyorum Gliss'in. Saç şeyini kullanmıştım, şampuanını kullanmıştım yazın ve saçlarım kurumuştu çok güneşten, denizden. Çok güzel nemlendirmişti. Yazın tekrar bu serisinin şampuanını almayı düşünüyorum. Kokusu da çok güzeldi. O yüzden direkt bu serinin şeyini almıştım. Bu spreyini almıştım. Çok beğendim. Varmış gibi duruyor ama sıktığım zaman köpük gibi geliyor. Şimdi sıksam belki gelir bu arada. Şimdi geldi bak. Varmış içinde daha. Ya bir kere daha kullanırım o zaman bunu. Kullanıp atarım. Kokusu da bence çok güzel. Çok beğendiğim bir saç spreyi oldu. Kolay taramayı sağlıyor zaten. Kokusu çok güzel. Tekrar bundan kesinlikle alırım. Evloderm'in kil maskesi. Bunu da çok beğenmiştim. Kurutmadan, ya ben bunu stoklu almıştım. Ambalajı değişti bunların. Kurutmadan çok güzel maske yapıyorsunuz. Öyle kil maskesi bütün şeyi çekmiyor. Evloderm'in yeni versiyonlarına da bakabilirim kesinlikle kil maskesinde. O yüzden beğendiğim bir maskeydi bu benim. Bir tane sünger atıyorum. Bu çünkü eski bir sünger. Yani herhangi bir şey yok, deformesi yok. Bir küfü, bir şeyi, hiçbir şey yok üzerinde. Temiz gözüküyor. Ama çok eski bir sünger. Maskeleri bunlarla temizliyorum bazen. Bir tane daha var bende. Tekrar böyle sünger alacağım. Maskeleri temizlemek için çok güzel oluyor. Ya da çok cildimde kalıntı biriktiğini düşündüğüm zaman temizleme jelimi de buna döküp güzelce böyle ovalıyorum. Bu haliyle tabii ki katır kutur ama suya girdiği zaman yumuşuyorlar. Sevdiğim bir şey ama çok eski olduğu için bu süngeri atmak istiyorum. Son iki ürün göstereceğim. Kalanı makyaj ürünü. Şöyle bu bana bir lahmacun siparişimle birlikte gelmişti. 3 tane göndermişlerdi. Üçünü de kullandım ve çok beğendim. Kendim de tekrar böyle bir şey alabilirim. Yani diş temizleme mendili bu. Diş beyazlatma mendili. Islak mendil gibi ama böyle aromalı tabii ki. Böyle nane aroması var. Trendyol'da satılıyordur yüksek ihtimalle. Bakmadım daha. Ama hani böyle toplu da alıp eve konulabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Stone cilt bakım ürünlerinden Neutrogena'nın Hydra Boost serisinden göz kremi. Ben bunun nemlendirmesini çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir nemlendirici. Gerçekten neme ihtiyacınız varsa nem odaklı olarak bunu önerebilirim. Yorgunlukta işte morlukta falan bir etkisi yok. Yani yorgunluk görünümünde ya da bir morluk düzenleyici bir etkisi yok. Ama nem arıyorsanız bu çok güzel nemlendiriyor. Geldik kalan makyaj ürünlerine. Bir tane şöyle kalem göstereceğim önce. Bunlar çok eski kalemler bu arada. Çok eski göz kalemleri. Ve Stikalar'ın göz kalemlerini ben beğenmiyorum. Çünkü çok akışkan ve oynak oluyorlar. Çok yumuşaklar. Çok yumuşak olduğu için de akma yapıyorlar kesinlikle. Ve sürerken daha dağılıyorlar. Yani böyle dümdüz bir çizgi halinde bir eyeliner bir şey çekemiyorsunuz. O yüzden bu ikisini atıyorum. Bunlar Stikalar'ın göz kalemleri. Şu da Emily'nin gri bir göz kalemi ama bu da çok eski olduğu için bunu da atacağım artık. İki tane rimelim var. Attığım Kiko'nun bu rimeli. Kesinlikle hiç beğenmedim. Gözlerimde çok kaşıntı yaptı. Çok dökülme yaptı. Kirpikleri de bence birleştiriyor bu ürün. Uzatma etkisi evet iyi. Yani uzatma etkisi kötü değil. Çünkü fırçası gereği zaten uzatabilecek bir fırçaya sahip. Böyle ince ve düz. Bunu da yanlışlıkla almıştım. Waterproof bir maskara arıyordum yazın. Essence maskaralarını çok övülüyor zaten ama
Bu şeyi kıl şeyli olmasını hiç beğenmiyorum. Yani kıl fırça ucu hiç sevmiyorum. Örümcek bacağı gibi birbirine yapıştırdığını düşündüğüm için ve aplikatörünü hiç, yani ucunu hiç beğenmediğim için bunu da atıyorum. Yoksa waterproof özelliği vesaire güzeldi bunun. Ben bununla havuza girmiştim. Denizlere girdim hatta. İkisinde de çıkmadı. Gayet güzeldi. Yaza doğru gene waterproof bir maskara alacağım. Essence'in çok övülen bir maskarası varsa waterproof, ki var olduğunu biliyorum. Yorumlarda bana adını yazın. Hiç macera aramadan onu alayım hemen. Şöyle iki parça ürünüm var. Biri daha bitmemiş ama bir iki kullanımlık falan kaldığını düşünüyorum. O yüzden bunu da dahil ettim. Flormer'ın bu makyaj bazı. Gözenek gizleme özelliği vesaire hiçbir şey yok. Yani öyle şeyler vaat etmiyor. Bence nemlendiriyor ve sabit tutuyor. Çok hani aman aman bir aydınlık, böyle parlaklık şey sağlamasa da bir tık onu da veriyor. Makyaj bazında tekrar Flormer'ın bu versiyonlarını alırım. Flormer'ın Eye Puff Concealer'ı. Ya bu öncelikle benim rengim değil. Ben bunu Watson's'ta 50 liraya gördüğüm için rengi ya tutarsa diye aldığım bir şeydi. 003 Soft 5. Çok turuncu, çok koyu bir renk yani bu. Ya zaten ben göz altında biraz daha böyle aydınlık seviyorum. Bu hepten koyu ve hiçbir aydınlık etkisi de olmadığı için bunu atıyorum. Yapısal olarak denemek istemiştim 50 liraya gördüğüm zaman yazın. Yapısal olarak da benim için gene bu çok ince bir kapatıcı. Biraz daha kalın yapıda kapatan ürünleri seviyorum. O yüzden hani çok beğendiğim bir kapatıcı olmadı bu benim. Son ürünüm de Beaulieu'sin Shape It'i. Kaş sabitlemede. Ya bu şöyle söyleyeceğim. Bu İnce bir ürün. Yani bunda kaşlarınız düz ve şekilliyse daha sabit tutar. Ama ben gene alır mıyım? Alırım. Yani bundan da çok bitirdim ben. Çok fazla hani böyle bütün gün sabit tutmuyor. Ama mesela videodan önce sürüp videoda sabit tuttuğunu söyleyebilirim. Aşırı aşırı bütün gün sabit tutmuyor ama kurtarıcı bir ürün. Fiyatına göre bence çok iyi. Ve bu poşetimiz de bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Zaten video boyu çok konuştum. Kapanışı hızlı yapıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.